Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün ormandayız. Ormana geldim. Neden? Kantaron çiçeği toplayacağım. Kantaron çiçekleri hatta geçmek üzere. Biraz geç kaldım. Sarı kantaron çiçeği toplayacağım. Çiçeklerden kantaron yağı yapacağım. Tabii artanını da bayağı bulacağımı umuyorum. Çünkü bu ormanlarda var. Her zaman gelir, ben burada toplarım. Burada da bir tane, hemen yolun kenarında bir tane kantaronumuzu bulduk. Solmaya başlamış, tam zamanına gelmişiz. Şimdi bunları ben hiç zedelemeden, çünkü yine atsın diye bu şekilde toplayacağım. Artık kantaronlarımızı bugün kantaron toplayacağız değil mi? Kantaron yağı yapacağız. Evet, burada bayağı bir güzel kantaronlar buldum. Çok sevindim. Maden gibi bulmuşum bunları. Burada güzel kantaronlar var. Güneş dalıyor ama az kalsın geç kalıyorduk. Çiçekleri neredeyse solmaya başlamıştı. Demek ki bir hafta önce biz bu kantaronları toplamamız lazımdı. Bir hafta geçti. Ay, dikenler var, çalılar var. Of, bayağı zor ilerliyoruz. İlerlemek zor oluyor. Bayağı diken var. Dikenler var. Şeyler, otlar bayağı bir şey yapmış. Ay, çok güzel çiçekler var. Minik minik kır çiçekleri. Kantaronların zamanı geçti biraz da aslında. Ama yine de topladım. Daha da toplayacağım. Aşağı tarafta var. Biraz da okuyup geçeyim. Tarafa doğru. Ormanda gezerken ormanda sarmaşık gül buldum. Burada da bunlar da kuşburnu. Demek ki sonbaharda gelip kuşburnu da toplayacağız burada. Biraz çiçeğinden alabilir miyim? Çok güzel ormanda. Kendisi büyümüş. Demek ki bir yerden tohumu, fidesi bir şekilde buraya gelmiş. Şöyle birkaç tane toplayayım, renk olsun. Çok hoşuma gitti. Ay, kokuyor mu acaba, bakayım. Kokuyor. Çok güzel. Doğa, ormanın tabiatının içinden. Evet, güzel bir orman. Sesini duyuyorsunuz. Çok güzel. Şöyle biraz gidin. Diken ucu çok var burada. İşte burada yine şey de var. Defnemiz var. Şöyle alt yapraklarından bir tane keseyim. İşte defne yaprağımız. Çok güzel mis gibi. Doğanın içinden. Diken ucumuz var. Onlar da olmaya başladılar aslında. Biz buraya bugün diken ucu toplamaya gelmedim ama çok güzeller. Biraz toplayabilirim. Bunu kavuruyorsunuz. Çok güzel kavurması oluyor. Bol soğanla kavurup yiyorsunuz. Bunun turşusu oluyor, çok güzel. Annem rahmetli yapardı turşusunu. Müthiş bir lezzet. Ama dediğim gibi sırf bunu toplamak için özel gelmem lazım bir gün. Bugün kantaron toplamak için geldim. Ama sürpriz başka şeylerle de karşılaştık. Diken ucu biraz toplayacağım. Turşu yapacak kadar değil ama biraz kavuracak kadar bulabilirim.
çok güzeller. Yani böyle çiğden de yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. Yani eminim çok çok yararlı da bir şeydir, bitkidir. Yani şu anda çok yararını bilmiyorum ama Karadeniz'de bizim oralarda çok olur. Bundan turşu yaparlar, kavururlar, böyle toplayıp taze taze yerler. Çok yendiğine göre demek ki bunun bir yararları var. Bakıp araştırmam lazım neye yarıyor diye. Ama benim bildiğim kadarıyla, yani çocukluğumda annemden duyduğum kadarıyla mayasıyla iyi geliyor. Annem öyle derdi. Ama yine de araştırmam lazım. Kitap biraz karıştırmam lazım bunun için. Kantaron her yerde vardır eminim. Dağlarda, ormanlarda. Kendi kantaronunuzu topluyor. Ama çok iyi tanımanız lazım bunu. Çünkü buna benzeyen başka otlar da var. Çiçeğe benziyor. Bunu iyi araştırıp iyi bilmek lazım. Solmaya başlamışlar. Bir hafta önce gelseydim ya da 3 gün önce bunların çiçeğini daha açmış bulacaktım. Öyle tahmin ediyorum. Ama olsun, yine de çok güzel kantaronlar topladık. Çok güzeller. Yani her şeyden önce doğanın içinden kendiliğinden büyümüş, gübre yok, hiçbir şey yok. Orman kendi içinde yetiştirmiş, bize sunmuş. Doğa bize, doğa ana bize sunuyor. Gerçekten Rabbim o kadar güzel şeyler yaratmış ki. Eğer yakınızda bir orman falan varsa böyle hafta sonları gidin. Çiçek toplayın. Hiçbir şey yapamazsınız. Böyle oksijen alın. İşte kuş seslerini dinleyin. Böyle pozitif enerji toplayın. Ağaca elleyin. Ağaçları tutun. Ağaçlardan pozitif enerji alırsınız. Negatif enerjinizi verirsiniz. Çıplak ayaklarla da toprağa basın. Enerjinizi, kötü enerjinizi boşaltın, elektriğinizi. Çok faydasını göreceksiniz. Gerçekten mutlu olacaksınız. Arkadaşlar, bugün sizlerle kantaron yağı yapacağız. Geçen gün ormanda kantaron topladık. Çiçeğe topladık. Şimdi onları zeytinyağıyla, saf sızma zeytinyağıyla beraber hazırlayacağım. Burada papatyalar var. Bahçeden topladığım papatyalarım. Papatyaları kuruttum. Bunları da nasıl muhafaza ettiğimi göstereceğim. Burada da çok şaşıracaksınız. Zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı Antalya'dan, bahçemizden topladım. Antalya'da tatilde. Bahçeden toplayıp bunları kuruttum. Bu da nereye yarıyor? Ödem atmaya, idrar sökücü. Özellikle zayıflamak isteyenler ödem atmak için çayını demleyip, yani kaynar suya 5 dakika bekletip, sonra da tadı da güzel, şey değil, acı değil, böyle kötü değil, içilemeyecek bir şey değil. Papatya zaten biliyorsunuz ama bilmiyorum, bunu herkes bilmez. Bilen biri muhakkak da, yani herkes de bilmez. Ben de bilmiyordum, yeni öğrendim. Ödem atıcı, çok da güzel bir çay. Tavsiye ederim. Şimdi ben bunları en son şey yaparız. Biz torbalarda muhafaza ediyoruz. Neden diyeceksiniz? Kavanoza da koyabilirim başka bir şey. Ama eskilerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz, annelerimiz hepsi biz torbaları vardır. Küçüklü büyüklü torbalar hazırlar ve böyle çay, bu tür şeyleri onun için muhafaza ederler. Neden? Rütübet olmasın, işte çürümesin, kokmasın diye. Çünkü hava alsın, nefes alsın. Onun için ben şöyle bir kağıt kaba da koyuyorum, kavanoza kağıt. Bu da nefes alıyor. Şuna da koyuyorum.
Bezden, bezlerden ben şey hazırlıyorum işte, böyle küçük keseler, küçüklü büyüklü keseler hazırlıyorum. Böyle küçük küçük keseler de yapıyorum. Onlara da başka şeyler koyuyorum. Bunların içine koyup muhafaza ediyoruz. İnanın hiç bir şey olmuyor. Çok taze kalıyor. Çok güzel kalıyor. İşte papatya da kışın hem güzelliğimiz için hem de soğuk algınlıklar içinde bir sağlığı çektiğimiz zaman, tıkandığımız zaman papatyayı da kullanacağız. Ben böyle bu şekilde ağzını da bağlıyorum. Dolaba istediğiniz yere koyun. Çünkü bu nefes alabiliyor. Bu şekilde hazırladım. Böyle. Bunları da koyacağım. Biz torbalar artık satılıyor. Yani eskiden çok yoktu böyle şeyler ama artık satılıyor. Dikiş bilen ya da dikişe bile gerek yok. Yani elinizde de yapabilirsiniz. Böyle güzel bir, illa beyaz olması gerekmiyor. Yani ben beyaz vardı. Beyaz yaptım. Pembe olur, kırmızı olur. Fark etmez yani ne renk olursa olsun. Ama pamuklu, naylon olmamasına dikkat edin. Pamuklu, ben o tür şeyleri genelde pamuklu, penye, öyle şeylerden yapıyorum. Kullanmıyorum şey, naylonumsu, sentetik şeyler kullanmıyorum. İşte doğayı koruyoruz ya, doğayla şey olunca bu şekilde. Evet. Çok değerli, bir tanesini bile düşüremem. Biliyorsunuz her şey her yerde yetişmiyor. Olsun, yetişmeyebilir. Ama ülkemiz o kadar zengin ki, tabiatımız öyle zengin ki hemen hemen her şey yetişiyor memleketimizde. Hani burada İstanbul'da olmaz da Antalya'da olur, İzmir'de olur, Ege'de olur. Mutlaka oralara gidiyoruz. Oralardan toplarız. Sorun değil. Ben mesela Antalya'dan topladım. Evet, bunları bu şekilde hazırladım. Şimdi kantorunumuzu kavanozumuza yerleştireceğiz. Bu biraz fazla gibi geliyor bana. Artan küçük bir kavanoz yaparım gene. Bunları koyacağız. Şimdi yerleştirdikten sonra kantaron otumuz biliyoruz çok şifalı, yaralara, yanıklara, artık her şey. Yani bir geçen bir arkadaşımın çocuğunun başına baktım, kantaron sürüyor buralarına çocuğun. Dedim hayırdır, niye şey yapıyorsun? Şey dedi, baş ağrıyor. Çocuk dedim yani 12-13 yaşlarında çocuk işte. Dedim nasıl yani kantoron baş ağrısına da mı iyi geliyor? Evet dedi. Ben dedi hep yapıyorum. Demek ki yeni bir şeyini öğrendim. Baş ağrısına da iyi geliyor kantoron. Şimdi saf sızma yağımızı üstüne gelecek şekilde dolduruyoruz. Kantoronumuz iyiydi. Yine toplayacağım. Bu yetmez tabii. Bütün sene bunu kullanacağız. Gerçi benim geçen seneden de yaptım. Her sene yapıyorum. Var. Üstüne gelecek şekilde doldu. Şimdi kapağını kapatacağım şimdi. Kapağını kapatacağız. Kapağını almayı unutmuşum. Kapağını kapattıktan sonra kantoron yağımızı 3 ay güneş gören bir yere bekletiyoruz. 3 ay sonra zaten
3 aydan sonra alıp kullanabilirsiniz. Süzeceksiniz, pantolonu süzeceksiniz, yağdan ayıracaksınız. Ondan sonra yaralara, artık ağıran yerlerinize, eklem yerlerinize, işte bazen yorgunlukta eklemlerimiz ağrıyor. Onları sürüyorsunuz. Hatta ben bunu yüzüme de sürüyorum. Yani kozmetik olarak da kullanıyorum. Gerçekten yüzünüzü o kadar yumuşak yapıyor ki, çok güzel yapıyor. Onu hissediyorsunuz. Yani cildiniz nefes alıyor. Temiz yıkadıktan sonra yüzünüzü, elinizi, yüzünüzü kantaran yağıyla krem gibi sürebilirsiniz. Çok güzel bir nemlendiricidir. Özellikle ben akşamları sürüp ondan sonra yatıyorum. Çok güzel oluyor. Evet, şimdi bu kantaran yağımızı 3 ay güneş gören bir yerde bekleteceğiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepiniz sağlıklı kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Bende kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.